Müminlerin güvenli mekanları tercih etmeleri. Kur'an'a baktığımızda tüm peygamberlerin ve beraberlerinde bulunan Müslümanların sürekli olarak bir mücadele ortamında yaşadıklarını ve bu ortamın şiddetinden kaynaklanan bir şuur açtığı ve dikkat içerisinde olduklarını görürüz. Dini yaşama ve anlatma konusunda gösterdikleri kararlı tutum nedeniyle çoğu toplumlar peygamberlere tepki göstermişler ve hatta kendi menfaatlerine zarar gelmesinden endişe ederek peygamberi ve inananları öldürmeye kalkışmışlardır. Müminler ise Allah'ın dilemesi dışında kendilerine iyi ya da kötü hiçbir şeyin isabet etmeyeceğinin bilincindedirler. Eğer herhangi bir saldırıya maruz kalırlarsa da bunun kendi dünya ve ahiret hayatları açısından olabilecek en hayırlı sonuç olduğunun farkındadırlar. Bu sebepten Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ancak bir yandan da akılcı ve aşılması güç tedbirler alarak düşmanlarının kurdukları tuzakları bir bir bozarlar. İşte müminlerin ibadet olarak uyguladıkları bu akılcı tedbirlerin birisi de yaşadıkları yerlerin korunmasına yöneliktir. Bu konuda Kur'an'da yer alan işaretlerden biri Hz. Davut ile görüşmek isteyen birbirleriyle davalı iki kişinin peygamberin yanına geldiklerini anlatan ayette saklıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani mihraba Davud'un bulunduğu yere girmek için yüksek duvardan tırmanmışlardı. Saat Suresi 21 Söz konusu davacıların Hazreti Davut Aleyhisselam'ın bulunduğu yere yüksek duvarları tırmanarak girdiklerini anlatan bu ayet, aynı zamanda Davut Peygamber'in bulunduğu yerin şekli hakkında da bize bilgi vermektedir. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın yaşadığı yerin duvarları sağlam ve yüksek olabilir. Ayrıca burası güvenli ve savunmaya elverişli bir yer olabilir. Böyle bir mekan dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya kapalı, ulaşılması zor, dolayısıyla da güvenlik için ideal şartlar oluşturan bir yerdir. Kur'an'da haber verilen akılcı tedbir alma yöntemlerinden birisi de müminlerin bulunduğu mekanların ya da evlerin önünde köpek bulundurulmasıdır. Bu konuya işaret eden ayetler Kehf suresinde şöyle geçer. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyumuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Kehf suresi 18. Kur'an'da Kehf topluluğu olarak bilinen gençler dönemin din düşmanı hükümdarından korunmak amacıyla bir mağaraya sığınmışlardır. Ayetlerde bildirildiğine göre Allah onları uzun bir süre bu mağarada uykuda bıraktıktan sonra uyandırmıştır. Okuduğumuz ayette bu gençlerin uyudukları esnada yanlarında bir köpek bulundurduklarına ve bunun onlar için bir koruma sağladığına işaret edilmektedir.